Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim, Efeler Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten beğendiğim bir evin sunumu için geldim. Harika bir ev. Akıllı ev sistemleriyle donatılmış 300 metrekare arsa içerisinde yapılmış. Tam müstakil, tam bağımsız bir ev. Görmüş olduğunuz gibi tam otoparkın giriş kapısındayız. Bayağı da güzel yapmış. Yani otoparkın üstünde de spot lambalar verilmiş. Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. Bir de aynı zamanda kendine özel bir de kamelyası var. Yüzme havuzu var. Otoparkı var. Yaya giriş kapımız var. Bahçe duvarları doğal taşlarla kaplamış. Üzerine Muğla beyazı dediğimiz mermerler koymuş. Aplik lambalar düşünülmüş. Efeler Mahallesi'nin en kaliteli evi diyebilirim değerli arkadaşlar. Şimdi hep beraber evimize bir dolaşalım. Tam anlamıyla müstakil olduğu açısından size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada da bir peyzaj çalışmamız var. Gayet de güzel olmuş. Tabi paladyen desenli veranda kısmını, yürüme yolları, havuz başlarını paladyen desenli kalebodur kullanmış. Yani 40'a 40 malzeme. Gayet de güzel olmuş bence. Yani otopark alanı gördüğünüz gibi gene paladyen desenli seramikler koymuş. Yerden yüksek yapılmış değerli arkadaşlar. Şöyle tam gezmem lazım. Tabi montalama sistemi var. Ara ara böyle hani dalmaça malzemeler kullanılmış. Grenli boya kullanılmış. Renk seçimleri çok güzel. Dediğim gibi peyzaj çalışması harika. Lambalar konulmuş. Yani bu lambalar elektrikten gitmiyor. Güneş enerjisinden alıyor. Dolayısıyla akşam görüntüsü çok güzel. Burada bir duş yeri düşünülmüş gördüğünüz gibi. Duş fıskiyesi vesaire. Hemen burada bir depo alanımız var. Yani kiler tarzında açmak istemiyorum. Açabilirim de aslında Sinan kardeşim şöyle gelsin. İnşaattan yeni çıktı. Ekstra malzemeler var. Malzemeyi koymuş. Siz bunu havuz malzemelerini falan buraya koyabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Devam edeceğiz. Burada gördüğünüz gibi güzel bir kamelya alanımız var. Üstünü gene bordeks malzemeyle kapatılmış. Havuzlu demiştim. Burada da ideal boyutta yani 6 metre 3 metre bir havuzumuz mevcut. Tabi mutfak ayrı mutfak. Alt katta da oda olması çok iyi. Yani 4 oda bir salon ayrı mutfaktan oluşuyor. Havuzu da sabahlı sistem yapmış gördüğünüz gibi. Havuz şelalesi de gelecek buraya aynı zamanda. Şimdi şöyle de geldiğimizde gene tam bağımsız, tam müstakil bir evden bahsediyoruz. Çelik kapının girişine geldik. Birinci katı gördüğünüz gibi siyah granit malzemelerle döşemesi yapmış. Bayağı da yakışmış. Yani siyahla beyaz birbirini tam uyum sağlamış. Şimdi çelik kapının girişine geldiğimizde hemen içeri giriyoruz. Çok güzel bir holumuz var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geniş, ferah bir hol var. Tabii çelik kapıyı kapatayım. Akıllı ev sistemleri demiştim. Çelik kapıyı kapattığımızda burada bir vestiyer alanımız var. Açmak istiyorum. Gördüğünüz üzere gayet güzel. Elbise asmak için. Burada da ayakkabılık yerimiz mevcut. Alt katta bir oda var. Mutfak ve salona geçmeden alt kattaki odaya geçelim. 120-60 mermer görünümlü porselen seramik döşemiş. Işık aydınlatma için bir pencere. Gayet ideal, güzel, geniş, ferah bir oda. LED ışıklar ve avize düşünülmüş burada. Yani koridor kısmını çok beğendim. Hemen burada ne yapacağız? Mutfak kısmına geçelim. Mutfak kısmına geldiğimizde beyaz çimston tezgah kullanılmış değerli arkadaşlar. Yine lake malzemeden, çizilmeyen lake malzemeden. Burada eleştiririm. Yani tabii artık bunlar kulplar kalmadı. Kulpsuz model olsaydı daha iyi olurdu ama gene de yakışmış. Çimston tezgah. Tabii iki dolap arasında gene siyah granit malzeme kullanılmış. Burada fırın, set üstü ocak, dablumbaz yeri, siyah granit evye, evyenin karşısında sürgülü kapımız mevcut. Burada da bulaşık makinesi yeri. Tabii mikrodalganın yeri de burası. Sürgülü kapı vermiş. Havuz başına, kamelya alanına çıkış için değerli arkadaşlar. Gayet güzel, şık bir şekilde tasarlanmış. Salona geçmeden tekrar koridor kısmına geldiğimizde hemen merdiven altında bir el yüz yıkama yeri ve tuvalet alanımız mevcut. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir seramikle dizayn edilmiş. Şimdi salon kısmına geçeceğiz. Salon kısmı çift açılımlı panel kapıdan yapılmış. Salona girdiğimizde ferah geniş bir salona sahip değerli arkadaşlar. Açık renk düşünülmüş gene. Gerek duvar gerek yer seramiği gayet güzel. Kristal spotlamalar verilmiş. LED ışıklar verilmiş. Ortaya da son derece şık bir avize tasarlanmış. Sürgülü kapı vermiş veranda alanına çıkış için. Yan tarafta da sabit cam ve burada da aynı şekilde gene sabit cam. Işık ve aydınlatma için
gerçekten güzel bir şekilde düşünülmüş. Şimdi biz neredeyiz? Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, ebeveyn banyolu güzel bir ev tanıtıyoruz değerli arkadaşlar. Bence Efeler Mahallesi'nin en güzel evlerinden bir tanesi. Akıllı sistem demiştim. Bugün biraz sakin tanıtacağım. Çünkü bazen hızlı atlatıyorum. Akıllı sistemi gördüğünüz gibi burada. Burada ne var? Bir ekran var. Bu uygulamayı cep telefonunuza indiriyorsunuz. Dünyanın neresinde olursanız olun. Evinizi açarsınız, kapatırsınız vesaire. Evin güvenliğini almış oluyorsunuz. Her katın kendine özel sigortası var. Zaten iki katlı bahçeli villadan bahsediyoruz. Yukarıya çıkacağız. Yani zemini tanıttıktan sonra yukarı çıkacağız. Siyah granit malzemeler kullanmış basamaklarda. Kare korkuluklarımız mevcut. Ortaya ışık aydınlatmak için güzel buzlu cam yerleştirilmiş aplik lambalar, merdiven kovanı son derece modern bir şekilde tasarlanmış değerli arkadaşlar. Bu arada iskana alınmış, kat mülkiyetine geçilmiş güzel bir evden bahsediyoruz. Geniş bir antre alanımız var. Karşıda hemen bir genel banyomuz var. Tabii ben ikinci yatak odasına geçiyorum. 22 metrekare yatak odasından bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Işık aydınlatma için güzel bir pencere. Bir de Fransız balkon düşünülmüş. LED ışıklar, spot lambalar. Yatak başları gördüğünüz üzere vavyen şeklinde. Sağında ve solunda aplik lambalar var. Tabii sorarlar bana genelde gardırobu nereye koyarım? Şurada kocaman dolap yeri mevcut. Yani boydan boya bir dolap yerimiz mevcut. Peki bu odamız ebeveyn banyolu. Ebeveyn banyoya da şöyle Sinan kardeşimle beraber bir göz atalım. Gerçekten modern bir şekilde tasarlanmış. Yani duşakabinin içerisine geldiğimizde gördüğünüz gibi nişler var değerli arkadaşlar. İki tane niş var. Bu nişlerde ne yapmak lazım? İşte sabundur, şampuandır vesairedir. Duvarın içerisine yani güzel raf şeklinde yapılmış. Nişlerin içerisinde de güzel LED ışıklar verilmiş. Duşakabinin içerisine ahşap görünümlü seramik kullanılmış. Alüminyum ikazlı güzel çıtalar kullanılmış. Yerlerde işte gördüğünüz gibi gayet güzel seramikler. Burada da niş düşünülmüş. Tuvalet kağıdı vesaire yerleştirmek için. Bunlar çok önemli, çok hassas şeyler. Tuvalet alanı, Hilton dolabı, üzerinde LED ışığımız mevcut. Burada gene etajer yerlerimiz mevcut. Banyonun içerisinde de kapının arkasında gene sürgülü pencere konulmuş. Havalandırma açısından gayet güzel bir şekilde tasarlanmış değerli arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bu arada denize mesafesini de söylemek istiyorum. Bu güzel evimizin denize mesafesi 1 kilometre. Şimdi ikinci odayı tanıttıktan sonra bir genel banyomuz var. Genel banyonun içerisine geldiğimizde gene gördüğünüz üzere sürgülü penceremiz mevcut banyonun içerisinde. Bunlar çok önemli şeyler. Çamaşır makinesi kabin içerisine alınmış. Tabi üzerinde de termosifon yeri mevcut. Elektrik tesisatları vesaire. 80 litrelik termosifonu buraya koyup sıcak suyunuzu karşılayabilirsiniz. Aynı zamanda güneş enerjisinin ayağı da mevcut. Burada çok güzel bir Hilton dolabımız var. Üzerine seramik evye, ledli aynamız. Tabii Hilton dolabının yanında da çok amaçlı, çok kullanışlı raflarımız mevcut değerli arkadaşlar. Tabii burada da Sinan kardeşim hemen duşakabini göstersin. Gene şeffaf temper camla duşakabinimiz mevcut. Açmak istemiyorum. Yani orada duş alınabiliyor. Peki ikinci odamızı tanıttıktan sonra, genel banyomuzu tanıttıktan sonra üçüncü yatak odasına geçiyoruz. İdeal büyüklükte gene yatak başları vavyen şeklinde düşünülmüş. LED ışıklar, spot lambalar, sabit camlar konulmuş ışık aydınlatma için. Buradan da balkona çıkışımız söz konusu. Doğayla iç içeyiz. Buradan ben çıplak gözle denizi görüyorum. İnşallah Sinan kardeşimin kamerası da alabilir. Neyse o yani denizi de görebiliyor. Hazineye cepheyiz değerli arkadaşlar. Dördüncü yatak odasının içerisine geliyoruz. Dördüncü yatak odasının içerisine geldiğimizde son derece ferah, geniş bir yatak odası. Zeminleri çamsanın laminat parkesi düşünülmüş 8 milimlik. Yatak başları gene bavyen şeklinde. Ön taraf tamamen boş bir alan. Hazine arası, caddeye cephe. Bu odadan da balkona çıkışımız söz konusu. Her oda televizyon sistemlerimiz mevcut. Altyapısı bitmiş. İnternet bağlantısına kadar gelmiş. Kat mülkiyetli ve iskanlı değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeydik. 300 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, lüks bir villanın sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım siz değerli dostlarımız da beğenmişsinizdir. Değerli arkadaşlar, bu güzel villamızın fiyatı 6.500.000 Türk lirası.
6 milyon 500 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Elbette ki pazarlığımız var. Bir telefon kadar yakınınızdayız. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.